Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam tarihindeki keşif notlarımız devam ederken, konumuz yine Yahudilerin peygamberimize soru sormaya devam ediyorlar ve 9 emri sormaya başladılar. Devamında Safvan bin Assal der ki, bir Yahudi arkadaşına, şu peygambere gidelim de andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 ayet vermişizdir. İsra suresinin 101. ayetini soralım dedi. Arkadaşı sakın sen ona peygamber deme, haşa. Çünkü o senden peygamber sözünü işitirse dört gözlü olur dedi. Peygamberimizin yanına gelerek sordular. Peygamberimiz onlara, Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmayınız, hırsızlık yapmayınız, zina etmeyiniz, Allah'ın haksız yere öldürmesini haram kıldığı cana kıymayınız, sihir yapmayınız, faiz yemeyiniz, masumu öldürtmek için kuvvet ve kudret sahiplerine başvurmayınız, muharebe meydanından kaçmayınız, evli ve namuslu bir kadına iftirada bulunmayınız dedikten sonra, siz ey Yahudiler, bilhassa cumartesi gününe tecavüz ve riayetsizlik etmemeniz gerekirken edersiniz buyurunca, Yahudiler peygamberimizin ellerini ayaklarını öperek, biz şehadet ederiz ki sen peygambersin dediler. Peygamberimiz onlara, bana tabi olmanıza engel nedir diye, Müslüman, neden Müslüman olmuyorsunuz diye sordu. Hazreti Davud kendi neslinden bir peygamber gelmesi için dua etmişti. Biz korkarız, Müslüman olursak Yahudiler bizi öldürürler dediler. Görüyorsunuz sevgili dostlarımız, Yahudi gerçekleri bile bile Müslüman olmuyor, olmayanlar için söylüyoruz. Bakın, Yahudi'den Müslüman olan azdır. Efendim, neden? Bunlar bile bile gerçeğin, hakkın, hakikatin düşmanıdırlar. Bunlar kendi peygamberlerini de öldürerek geldiler. Kendi içlerindeki doğru dürüst alimleri de öldürerek geldiler. Ve bütün peygamberlere karşı, hatta Hazreti Musa ya da çok çile çektirdiler. Harun Aleyhisselam'ı da bakın buzağa taparken hiç mi hiç dinlemediler, ölümle tehdit ettiler. Bu Yahudi zihniyetinin bir kısmı ki çoğunluk tehlikeli. Bunlar cehennemi doldurmakta kararlı. Bunlar öyle aldanmış, öyle aldatılmış ve kendini aldattığı gibi başkasını da aldatmış bir millet. Yüce Allah bütün şerlerden emin eylerken bunların da şerlerinden emin eylesin. Allahümme gâtilil keferatellezîne yükezzibûne rusulek ve yasuddûne an sebilik. Allahümme ceal aleyhim rizzeke ve azâbek.
Allahümme gâtilil keferate minellezîne utul kitâb. Sevgili dostlarımız, Yahudi alimleriyle yapılan dini münakaşa ve mücadeleler devam ediyor. Peygamberimiz peygamber olarak gönderilmeden önce Yahudiler, Evs ve Hazreç kabileleriyle araları açıldıkça onlara bir peygamber gelmek, gönderilmek üzeredir. Geleceği zamanın gölgesi düştü. O peygamber gelince biz ona tabi olup İrem ve At kavimleri gibi kökünüzü kazıyacağız derlerdi. Bakın, bekledikleri peygamber gelince ne hale düştüler. Cenab-ı Hak Yahudilerin kendi aralarından çıkmasını bekledikleri peygamberimizi Hazreti İsmail'in soyundan Araplar arasından çıkarınca Yahudiler onu da onun hakkında söylediklerini de inkara kalkıştılar. Bir önceki söylediklerini sonra inkar ettiler. İşte aka, gara diyen, doğruya eğri diyen, hakka batıl diyen, batıla hak diyen bir millet arıyorsanız Yahudinin içinde bulabilirsiniz. İyiler müstesna. Selam bin Mişkem'in peygamberimiz hakkındaki sözlerini inkarı, Muaz bin Cebel ile Bişir bin Bera bin Marur, ey Yahudi cemaati, Allah'tan korkunuz, Müslüman olunuz. Biz müşrik iken Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın gönderileceğini ve sıfatlarını bize haber veren, ona tabi olup bize galebe çalacağınızı söyleyen siz idiniz dediler. Nadir oğulları Yahudilerinden Selam bin Mişkem, bize onun hakkında bir şey gelmedi diye yalan söyledi bile bile. Bizim size bahsetmiş olduğumuz peygamber o değildir diye kıvırdılar. Kurtulacaklarını zannettiler. Selam'ın bu inkar üzerine inen ayeti kerimede Cenab-ı Hak Yüce Allah şöyle buyurdu. Onlara yanlarındaki kitabı tasdik edici, kitap yani Kur'an-ı Kerim, tanıdıkları şey Allah'ın tarafından gelince inkar ettiler. Halbuki daha önce kafir olanlara, Medine müşriklerine karşı ondan Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed olan peygamberden yardım görmeyi umuyorlardı. Allah'ın laneti kafirleredir buyurdu Cenab-ı Hak. Bakara suresinin 89. ayeti kerimesinde. Malik bin Dayf'ın peygamberimiz hakkındaki peygamberlerden alınmış olan sözü inkarı. Bakın, Yahudi alimler bir bir gerçekleri inkar ediyorlar. Yahudi alimlerinden Malik bin Dayf, efendim hani bir zaman Yüce Allah peygamberlere size kitap ve hikmet verdim, sizdekini tasdik edici bir peygamber gelecektir. Yani Hazreti Muhammed gelecektir. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye bütün peygamberlerden bir ahit ve misak almış. Yani söz almıştı peygamberlerden. Onlara ikrar ettiniz mi?
bunun üzerine ahdimi kabullendiniz mi demiş, onlar da ikrar ettik demişlerdi. Yüce Allah da Celle Celaluhu, öyleyse şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlerdenim buyurdu Cenab-ı Hak. Bu da Ali İmran suresinin 81. ayeti kerimesine efendim bildirilerek, işte bu ayete muttali olunca, vallahi Muhammed hakkında bize ne bir söz verilmiştir ne de bizden bir söz alınmıştır diyerek inkara sapmıştı. Görüyorsunuz, bu kadar açık kesin delilleri dahi ayetleri inkar ediyorlar. Bunun üzerine Yüce Allah indirdiği ayeti kerimede şöyle buyurdu. Onlar ne zaman bir ahit ve misakta bulundularsa, yani söz verdilerse, içlerinden yalnız bir kısmı mı onu bozuvattı? Hayır, onların çoğu imansızdırlar. Bu da Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesidir. Yahudi milletini Allah Kur'an-ı Kerim'de iyiden iyi anlatmaktadır. İbni Saluba'nın Peygamberimizin getirdiklerini inkar etmesi, bu da bir başka Yahudi alimi. Yahudi alimlerinden İbni Saluba Peygamberimize, ya Muhammed, sen bize ne tanıyabileceğimiz bir şey getirdin, ne de Allah sana tabi olmamızı gerektirecek bir ayet indirdi dedi. Bunun üzerine Yüce Allah şöyle buyurdu. Andolsun ki biz sana apaçık ayetler gönderdik. O ayetleri ancak hak yoldan çıkan fasıklar inkar ederler. Bu da Bakara suresi ayet 99'da. Yine Yahudilerin inkarcı olduklarını, fasık olduklarını bildiriyor. İki Yahudi aliminin Peygamberimizden istedikleri konusunda da, istekleri konusunda da Yahudi alimlerinden Rafi bin Hüreymele ile Vehib bin Zeyd, ya Muhammed, sen bize gökten bir kitap indir okuyalım, bize ırmaklar akıt görelim de sana tabi olalım, senin peygamberliğini tasdik edelim dediler. Bakın, gerçeklere gözünü kapayan, efendim kulağını tıkayan bu zihniyet, önündeki gerçek kitabı inkar ediyor, başka kitap istiyor. Kendi Tevratlarını bozdular, başka yollara saptılar. İşte bunlar böyle bir millet. Onların bu sözleri üzerine inen Yüce Allah ayeti kerimede şöyle buyurdu. Yoksa vaktiyle Musa'dan istenildiği gibi siz de peygamberinizden bir takım şeyler istemeye mi yelteniyorsunuz? Kim imanı küfre değiştirirse muhakkak ki o düz yoldan sapmıştır. Bu da Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesi. İşte Yahudi'nin iman etmeyenleri ne yaptılar? Bunlar imanı bıraktılar, küfrü aldılar. Cenab-ı Hak bunu açıkça bildirmektedir ve Allah'ın yolundan da saptılar. Rafi bin Hüreymele'nin Yüce Allah'la konuşma isteği. Bakın, bunlar Musa'ya da neler yaptılar. Daha fazlasını Hazreti Muhammed'e yapmak istiyorlar. Rafi bin Hüreymele Yahudi
alimlerinden birisi, ya Muhammed, eğer sen dediğin gibi Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersen, Allah'a söyle, bizimle konuşsun, onun sözünü işitelim dedi. Musa'ya da ne dediler? Biz Allah'ı görmedikçe sana iman etmeyiz demişlerdi. Bakın burada da Hazreti Muhammed'e ne diyorlar? Bunun üzerine inen yüce ayeti kerimede yüce Allah şöyle buyurdu. Gerçek ilimden nasibi olmayanlar da Allah bizimle konuşsaydı yahut bize bir ayet, bir mucize gelseydi ya dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri sözler gibi sözler söylemişlerdi. İşte kalpleri birbirine benzedi. Kafirlerin kalbi hep birbirine benzer. Müminlerin de kalpleri birbirine benzer. Biz şeksiz şüphesiz inanan bir kavim için ayet ve mucizeleri apaçık bildirmişizdir buyurdu Cenab-ı Hak. Bu da Bakara suresinin 118. ayeti kerimesi. Yine iki Yahudi aliminin ata dinini bırakmayacaklarını söylemesi üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden bazılarını İslam dinine davet ve teşvik etmiş, onları ahirette görecekleri ilahi azapla tehdit etmişti. Yahudi alimlerinden Rafi bin Harice ile Malik bin Avf, hayır ya Muhammed, biz bizden daha bilgili ve hayırlı olan atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz dediler. Yüce Allah onların bu sözleri üzerine indirdiği ayeti kerimede şöyle buyurdu. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olunuz denildiği zaman, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz dediler. Ya ataları hiçbir şeye akıl erdirememiş, doğru bir yola da gitmemiş olsalar da mı yine onlara tabi olacaklar buyurdu Cenab-ı Hak. Bu da Bakara suresinin 170. ayeti kerimesinde. Beş Yahudi aliminin Abdullah bin Selam'a söyledikleri ve Peygamberimize bir soruları. Evet, Abdullah bin Selam Müslüman olduğu zaman Yahudi alimlerinden Huyey bin Ahtab, Ka'b bin Esed, Ebu Rafi, Eşya, Şemvil bin Zeyd ona Arap'ta peygamberlik olmamıştır. Senin dostun ancak bir hükümdardır dedikten sonra Peygamberimizin yanına gelerek Zülkarneyn hakkında sorular sordular. Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam Zülkarneyn hakkında kendisine Allah'tan geleni onlara anlattı. İki Yahudi aliminin Peygamberimiz hakkındaki sözlerini ve Peygamberimizi inkar etmeleri üzerine yine Peygamberimiz Yahudileri İslamiyet'e davet ve teşvik etti. Efendim Allah'tan başkasına tapmalarının cezası olarak ahirette uğrayacakları azapla tehdit etti. Yahudiler Peygamberimizin davetine yanaşmadılar. Yüce Allah'tan getirdiği şeyleri inkar ettiler. Muaz bin Cebel, Sa'd bin Ubade ve Ukbe bin Vehib onlara, ey Yahudi cemaati, Allah'tan korkunuz. Vallahi siz onun Resulullah olduğunu
pekala bilirsiniz. Çünkü siz peygamber gönderilmeden önce ondan bize bahseder, sıfatlarını tarif eder, dururdunuz dediler. Rafi bin Hüreymele ile Vehib bin Yahuz'a bizim size söylediklerimiz bu değildir diye yine inkar ettiler. Musa'nın kitabından sonra Allah ne bir kitap indirdi ne de ondan sonra bir müjdeci veya bir korkutucu gönderdi dediler. Yine inkar ettiler gerçekleri. Bunun üzerine Yüce Allah indirdiği ayeti kerimede şöyle buyurdu. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda size hakikatleri apaçık söyleyip duran Resulümüz Hazreti Muhammed gelmiştir ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi geldi demenize meydan kalmasın diye. İşte size bir rahmet müjdecisi de azap habercisi de geldi artık. İşte o Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Yüce Allah her şeye, her zaman kadirdir buyuran ayeti kerimeler geldi. Bu da Maide Suresi ayet 19. İki Yahudi aliminin peygamberimiz hakkındaki tefsirleri inkar etmeleri. Bakın, inkar üzerine gidiyor bunlar. Peygamberimiz Abdullah bin Suriya, Ka'b bin Esed gibi bazı Yahudi alimleriyle konuşmuş, onlara Yüce Allah'tan korkunuz ve Müslüman olunuz. Siz vallahi benim size getirip tebliğ etmiş olduğum şeyin hak ve gerçek olduğunu çok iyi bilirsiniz buyurdu. Onlar ya Muhammed aleyhissalatü vesselam biz bunu bilmiyoruz diyerek inkar ettiler, tanımadılar, küfür üzerinde direndiler. Yüce Allah onlar hakkında indirdiği ayeti kerimede de şöyle buyurdu. Ey kendilerine kitap verilenler, yanınızdakileri tasdik edici olarak indirdiğimiz şanlı Kur'an'a biz bir takım yüzleri silip, belirsiz edip, enselerine efendim çevirmezden yahut eshab-ı sebte yaptığımız lanet gibi kendilerini de lanetlemezden önce iman ediniz, Müslüman olunuz. Allah'ın emri yerine gelecektir. Nisa suresi 47'de de böyle buyuruldu. İşte görüyorsunuz, bunca ayetleri inkar eden bu zihniyete bir bakın. Bugün ne yapıyor, o gün ne yaptılar? İşte bunların tarihçesine değinerek dersimiz devam ediyor. Yine iki Yahudi aliminin Hazreti Musa'dan sonra peygamber gelmediğini iddia etmeleri bile bile inkar ediyorlar. Yahudi alimlerinden Sükeyn ve Adi bin Zeyd peygamberimize ya Muhammed aleyhissalatü vesselam biz Musa'dan sonra Allah'ın insanlara herhangi bir şey indirdiğini bilmiyoruz dediler. Onların bu sözleri üzerine Yüce Allah şöyle buyurdu. Nuh'a aleyhisselam ondan sonraki peygamberlere vahiy ettiğimiz ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a vahiy eylediğimiz ve
Davud'a zebur verdiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik ey Muhammed diyen ayetler geldi aleyhissalatü vesselam. Biz vahyettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz öyle peygamberler gönderdik ki kıssalarını önceden sana bildirdik. Yine öyle peygamberler gönderdik ki kıssalarını sana bildirmedik. Allah Musa ile de hitap etmek suretiyle konuştu. Biz peygamberleri rahmet müjdecisi ve azap habercisi olarak gönderdik ki onlardan sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri kalmasın. Yüce Allah Celle Celaluhu kudretiyle her şeye üstün gelen aziz, hikmetiyle her yaptığını yerli yerince yapan hakimdir. Bu da Nisa suresinin 163 ve 165'e kadar olan ayeti kerimelerdir. Yine Yahudi alimlerinin Peygamberimiz hakkındaki tefsirleri inkar etmeleri. Yahudi alimlerinden bir takımları Peygamberimizin yanına geldiler. Peygamberimiz onlara da, vallahi siz benim Yüce Allah tarafından size gönderildiğimi bilirsiniz buyurdu. Onlar biz böyle bir şey bilmiyoruz diye yalan söylediler. Bile bile gerçeği inkar ettiler. Bu hususta şahitlik de etmiyoruz dediler. Yüce Allah onların bu sözleri üzerine şöyle buyurdu. Allah sana indirdiği ile şahitlik eder ki, o bunu ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Hakiki şahit olmak bakımından ise, yalnız Allah kafidir. Nisa suresi 166. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak böyle buyurdu. Ey Yahudiler! Siz inkar etseniz de Allah Hazreti Muhammed'in peygamberliğine ben şahidim buyuruyor Yüce Allah. Melekler şahittir buyuruyor. Sen inkar etmekle kendini cehenneme atmaktasın. Haberin olsun, kendini mahvetmektesin. Sen güneşi balçıkla sıvayacağını mı zannediyorsun? Hakkın yaktığı nuru sen söndüreceğini mi zannediyorsun? 1500 senedir o nur dünyayı aydınlatarak geldi, kıyamete kadar da aydınlatarak gitmektedir ve gidecektir. Ey insanlık alemi, aklınızı başınıza alın da Müslüman olun. Yedi Yahudi aliminin peygamberler hakkında peygamberimize soruları. Bakın, hem soruyorlar hem aldıkları doğru cevaplara inanmıyorlar. Yahudi alimlerinden Ebu Yasir bin Ahtab, Nafi bin Ebi Nafi ve bunlar yedi kişi olarak bir gün peygamberimize gelerek peygamberimizden kimlere iman edileceğini sordular. Peygamberimiz de onlara Bakara suresinin şu ayeti kerimesini okudu. Ey müminler, deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve verilenlere ve bütün peygamberlere, Rabları tarafından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini kimine inanmak, kimine inkar etmek suretiyle diğerleri
ellerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Bakara suresi 136. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak onlara İslam imanını ve onun şumulünü ve o imanın içinde olanları özetle bildirdi. Ey insanlık alemi! İslam imanının içinde bütün değerler bulunmaktadır. Sen bunu inkar etmekle kendini imanın, İslam'ın dışına atmakla işte kendine yaptığın en büyük kötülük budur. Aklını başına al. Yahudi alimlerinin Hazreti İsa'nın peygamberliğini inkar etmeleri, Yahudi alimleri Hazreti İsa'nın ismi anılınca onun peygamberliğini inkar ettiler. Biz İsa bin Meryem'e de ona inanana da inanmayız dediler. Gavur olmak için bahane çok. Bunun üzerine Yüce Allah indirdiği ayeti kerimede şöyle buyurdu. De ki, ey ehli kitap, sizin bizden hoşlanmayışınızın sebebi bizim Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilenlere iman edişimiz, sizin de birçoğunuzun hak yoldan çıkmış fasıklar zümresine dahil oluşunuzdan başka bir şey değildir buyurdu Cenab-ı Hak Maide suresi ayet 59'da. İki Yahudi aliminin Hazreti İbrahim'in Yahudi olduğunu iddia etmeleri üzerine Peygamberimiz bir gün Yahudilerin toplanmış bulundukları Beytül Midras'a girmişti. Onları Allah'a imana davet etti. İçlerinden Numan bin Amir'le Haris bin Zeyd, ''Ya Muhammed sen hangi dine davet ediyorsun?'' dediler. Peygamberimiz İbrahim'in milletine ve dinine buyurdu. İbrahim Yahudiydi dediler. Peygamberimiz öyleyse getiriniz Tevrat'ı bakalım. O aramızda sizin de aranızda hakem olsun deyince kaçındılar, yanaşmadılar. Bunlar böyle bir millet ki kendi kitaplarına bile inanmıyorlar. Bunun üzerine Yüce Allah indirdiği ayette kerimede şöyle buyurdu. Kitaptan kendilerine bir nasip verilmiş olanları görmedin mi ki? Allah'ın kitabına aralarında hakem olmak üzere çağrılıyorlar da sonra onlardan bir cümle arkasını çeviriyor, sırt dönüyor. Onlar işte böyle yüz çevirmeyi adet edinmiş kimselerdir. Bu da onların sayılı günlerden başka bize asla ateş dokunmayacak demelerindendir. İşte çeşitli yollardan bunlar sapmışlardır doğrudan. Uydurdukları bu şey kendilerini dinleri hususunda aldatmıştır. Bu da Ali İmran suresinin 23 ve 24. ayeti kerimelerinde. Cenab-ı Hak bunlara bunu bildirirken yine Hazreti İbrahim hakkında Yahudilerle Nasranilerin Hazreti İbrahim hakkındaki iddiaları ve Peygamberimize bir soruları. Bir gün Yahudi alimleriyle Necran Hristiyanları Peygamberimizin yanında toplandılar. Aralarında münakaşaya başladılar. Yahudi alimleri İbrahim Yahudiydi dediler. Necranlı Hristiyanlar da İbrahim Hristiyandı dediler.
Bunun üzerine Yüce Allah indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Ey ehli kitap, ey Yahudiler ve Hristiyanlar, İbrahim hakkında ne diye çekişip duruyorsunuz? Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan sonra indirilmiştir. Efendim, buna da aklınız ermiyor mu? İşte sizler onlarsınız ki hakkında biraz bilginiz olan şeyde çekiştiniz ya hiç bilginiz olmayanlar hakkında hala ne diye çekişip duruyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim aleyhisselam ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dosdoğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. İşte Cenab-ı Hak bütün peygamberlerin Müslüman olduğu gibi İbrahim'in de bir Müslüman olduğunu açıkça bildiriyor. Gerçekten İbrahim'e inananların en yakını herhalde zamanında ona tabi olanlarla işte şu peygamber Hazreti Muhammed var ya, işte o Hazreti Muhammed ve şu iman edenlerdir. Allah o iman edenlerin yari yardımcısıdır. Bu da Âl-i İmrân suresinin 65-68. ayeti kerimesidir. Bu Bakara suresinde de emsali ayetler mevcuttur. Peygamberimiz onları İslamiyet'e davet edince, ya Muhammed sen Hristiyanların İsa bin Meryem'e taptıkları gibi sana da tapmamızı mı istiyorsun dediler. Haşa. Peygamberimiz Allah'tan başkasına tapmaktan veya Allah'tan başkasına tapmayı emretmekten Allah beni korusun. Allah beni ne böyle bir şeyi yapmak için gönderdi ne de böyle bir şeyin yapılmasını bana emreyledi dedi. Bunun üzerine indirilen ayeti kerimelerde şöyle buyuruldu. Beşerden hiçbir kimseye yaraşmaz ki Allah kendisine kitabı, hikmeti ve peygamberliği versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakınız da geliniz bana kul olunuz desin. Hiçbir peygamber bunu yapmaz, yapmasına da imkan yoktur. Fakat o öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbaniler olunuz der. Yani Allah'a kulluk ediniz, Allah'ın emrinde bulunuz der. Sizin melekleri ve peygamberleri tanrılar edinmenizi de emretmez. O size sizler Müslüman olduktan sonra kafirliği emreder mi hiç? Bu da Âl-i İmrân suresinin 79 ve 80. ayeti kerimelerinde buyurulmaktadır. Sevgili dostlarımız, Yahudilerle bu mücadele devam etmektedir. Bir sonraki dersimizde yine bununla ilgili devam edecektir inşallahu teala. Gece gündüz Allah'a dua edin. Allahümme inni euzü bike mineşşirki ve şekki vel küfri ve nifâbi ve şigâb ve sübil ahlâbi ve sül menzari fil ehli vel mâli vel veled. Sevgili dostlarımız, Allah'ın hidayet etmediğini kimse yola getiremez. Allah'ın hidayet ettiğini de kimse sapıtamaz. Doğru yoldan, Allah yolundan ayıramaz.
gece gündüz Yüce Allah'tan tevfik-i hidayet istemeye devam etmemiz gerekiyor. İhdinas sıratal müstakim, işte Fatiha-i Şerif'in içeriği gerçeklerle dolup taşmaktadır. Şanlı Kur'an nur saçmaktadır. Şanlı Kur'an hidayet kitabı, rahmet kitabı, müminlere şifa olan bir kitap. İyi sarılmalı. Peygamberimiz insanlığın önderi, tek önderi, rehberi, alemlerin rahmet peygamberi, ona iyi tabi olmalıdır. Nasıl İslami ilimleri iyi okuyalım, kaynağından gerçekleri öğrenelim, ona göre iyi bir Müslüman olma gayreti içinde yaşayalım. İşte görüyorsunuz, kitap verilmiş, elinde Tevrat var. Ona inanmıyor, onun içindeki Hazreti Muhammed'le ilgili ayetleri tahrif ediyorlar. Ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ki kimse Müslüman olmasın diye. Bunu Yahudi alimleri yapıyor. Bunların alimleri böyle olursa, bunların zalimleri nasıl olur? İşte böyle olur Filistin'de kan akıtmaya devam ediyorlar Filistin'de. Peki başlarına gelen firavunlar bunlara neler yaptılar? Titoslar, Butun Nasarlar neler yaptılar? Ve daha dünkü Hitler bunları fırın fırınlarda diri diri yaktılar. Bunlara yine Osmanlılar, Müslümanlar acıdılar da yine ülkelerine, Osmanlı topraklarına geldiler, sığındılar. Peki geldiler ne yaptılar? Yine Osmanlı'ya da ihanet ettiler. Bunlara hangi iyiliği yaparsanız yapın, bunlardan kötülük biçersiniz. Bunlara iyilik ekersiniz, bunlardan kötülük biçersiniz. İçinde iyilerin müstesnadır ama çoğunluk böyledir. Kur'an-ı Kerim buna şahittir. İşte biz bunun tarihçesine değinerek Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle, belgelerle bakın devam ediyoruz derslerimize. Hayali kafadan atan kelimemiz hiç yok. Hiçbir kimsenin aleyhinde bir kelimemiz olmaz. Hakkı hak olarak, batılı batıl olarak dost doğru ifade etmedikçe kimse doğru görev yapmış olmaz. İşte biz bunun bilinci şuuruyla hareket etmeye çalışıyoruz. Elbette ki insanoğlunda acziyet vardır. İnsanoğlu acizdir. Aczini de itiraf etmelidir. Evet sevgili dostlarımız, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ezvacihi ve sahbihi ve etbaihi ve utvetihi ecma'in velhamdüleke ya Rabbel Alemin.